Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere sıcak süretimi için güneş kolektör yüzey alan hesap programı versiyon 1'i sizlere tanıtıyorum. Bu program ile ile sirkülasyon pompa hesabı ve sıcak su tank hesabı ve ana boru çap hesabını da yapabileceğiz. Bu hesap programını yapabilmek için meteorolojinin web sitesinden yaklaşık 1000 adet datayı işlemiş bulunmaktayım. Örnek üzerinden nasıl çalıştığı ile ilgili, datalara nasıl çektiği ile ilgili bir gösteri yapacak olur isek, buradan Adana'yı seçtiğimizde Adana'nın Ocak ayından Aralık ayına kadar ortalama enerji, yani güneşten gelen enerji gün içerisinde ve burada şebeke sıcaklığı grafiği de var. Mesela aylara göre Ocak ayında ortalama 15 derece, Temmuz ayında... 24-25 derece civarı imiş Adana. Buradan e, devam edelim. Hangi il için alalım dersek, şöyle bir, bir her seferinde bir il seçiyoruz. Evet, Bolu'yu seçelim. E, Eniştem Bolulu, Boluya selam olsun buradan. Bolu'yu seçelim. Şimdi Bolu için bir hesap yapalım. E, yani güneş kolektörü seçim için bir hesap yapalım. Buradan şebeke su sıcaklıkları Bolu'da bayağı 4-5 derecelere kadar düşüyormuş. 5 derecelere kadar yakın olarak 6 derecelere kadar düşüyormuş. Bakın buradan görebilirsiniz aylara göre. Ee, devam ediyoruz. Şimdi sıcak su ihtiyacı hesaplamaya geldik. Şimdi konut için bir hesap yapalım burada. Küvetsiz konutu seçtik. Kişi başına su tüketimi zaten 60 litre. Bunu şey yapalım, siyah yapalım program. Bunu kendisi getiriyor zaten. Burada kişi sayısını belirleyeceğiz. Bu kişi sayısı e, her ailede günümüzde tabii bu kalmadı da 4 kişi yaşadığını var sayıyoruz binalarda. E, 20 daireli bir yer olursa 80 kişi, 25 daireli bir yer olursa 100 kişi. 100 kişi kabul edebiliriz. Buraya 100 kişi kabul edelim 20 daireli bir yer. E günlük Burada ortalama 6 ton sıcak su. Ama bak soğuk suyla birlikte demiyorum bakın. Soğuk suyla birlikte olursa 100. Yani 50 litre de alabiliriz aslında bu değeri ama 60 litre garanti olarak aldığımız değer oluyor. 6 ton günlük su ihtiyacı var. İstenen su sıcaklığı hani 45'tir ama şimdi boyler koyduğumuzu düşünelim aşağıya. Boylerle bir sistem. 50 derece istediğimizi varsayalım. Şurada da panel kolektör ölçüleri ve de vakum tüp ölçülerini girebilirsiniz. Ben buraya burayı geniş tuttum ki siz piyasadan seçebilirsiniz. Mesela 1.8 metrekare piyasada çok o da 960'a 1940. Vakum tüp 47'ye 1800. Hangisini seçimi yapacaksanız buradan her ikisini de tanımlıyoruz. Kolektör verimi ortalama 0.60'tır. 0.4 Ocak aylarına doğru düşüşler yaşanır. Genelde ortalama yıl bazında 0.4 ama biz 0.6 alabiliriz. <laughs> 0.6'yı aldığımızda aylara göre enerji ihtiyacı. Çünkü burada şebeke sıcaklıkları da önemli etmen ya. Bu 6 ton su üretmek için Ocak ayında 300 kava ihtiyacım var ama Temmuz ayında 194 kWh ihtiyacım var. Çünkü neden? Şebeke su sıcaklığım çok soğuk olduğundan dolayı. Burada grafikten bunu da yorumlayabiliyoruz. Şimdi kolektör yüzey alanı hesabına geldiğimizde yüzey alanı gerekli kolektör yüzey alanı Ocak ayında 257'lere çıkar iken Temmuz'da 48. Şimdi biz burada yorumlama yapacağız. Hangi aralık hangi ayı kritik alacağız? Şimdi bunu neden geniş gösterdim? Şimdi Antalya gibi, Muğla gibi yerlerde bu aralık yükseliyor. Kritik ayı daha işte e Mart'a kadar çekebilirsiniz öyle yerlerde. Ama şimdi burada baktığımızda bolu için 64 ile 57, 85, 86. Yani ideal olan kısım şu Mayısla Ağustos arası gözüküyor. Mayısla Ağustos arası gözüküyor. Kritik ayı da Mayıs alabiliriz. Buradan panel radyatör olursa ne kadar gerektiği vakum radyatör kalöktör olursa özür diliyorum ne kadar gerektiği ile ilgili bir tablomuz var. Şimdi seçilen kritik ay. Biz burada Mayıs'ı seçtik burası için. Ee, panel kolektör seçeceksek 35 adet e, 960'a 1940 kolektör gerekli. Ee, vakum vakum tüpü seçeceksek 764 adet o yuvarlak tipten gerekli. Yukarıdaki tanımladığımız ölçülere göre. Şimdi biz panel radyatör olarak devam edelim. Kolektör yüzey alanı 65 metrekare Debisi burada 4.56 metreküp Biz burada 5 metreküplük pompa seçebiliriz bas e, Basma yüksekliğinde mesela Burası Her katta 2 daire düşünürsek 10 katlı bir yer olsun 30 gidiş 30 geliş 60 Orada dolandı 75 metre Bir yer olduğunu varsayıyorum kritik katlı 75 metre olarak alıyorum Şimdi boru çapını seçeceğiz Basma yüksekliği 7.75, 8'e yakın 8 metre sütunu olarak alabiliriz yüksek bir yerse. Aşağıya boyları koyduk. Tasarıma göre tabii bu dizayn değişir. Boyları olan uzaklık ya da işte eşanjör varsa eşanjör olan uzaklık. Boru inç. Şimdi bize burada hız sınırları var. Belli bir hızın altına ve üstüne çıkmamamız lazım çünkü bu pompayı ona göre zaten pratik hesap yapıyoruz. Şimdi hususumuza baktım 0.57. 2 inç de 0.57 0.6'nın aşağısında. O zaman bu boru çapını 1.5 seçebilir miyim? 0.92 1.5 buçuk ee, gene suzum aşıyor o zaman 2 inç bence rahat çalışır bu işte sınırda 0.57 0.6 kabul edilebilir değerler içinde alıyoruz burada 2 inç boru çapımı seçtim Gerekli sıcak su deposu ise 3.91 ton. Ee, biz de burada sıcak su depomuzu 4 ton olarak seçebiliriz. Bu şekilde hesabımızı bitirmiş olduk ve projemizi tasarlamaya başlayabiliriz. Umarım e, yani güzel bir program olmuştur. Aşırı çok aşırı detaylara girmedik. Burada kabul edilebilir pratik hesapları da içinde bulunduruyor. barındırıyor bu hesap. E, umarım faydalı olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.